günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Herkese günaydın. Elbette bugün de programa güzel haberler almanız ümidiyle başlıyoruz. Ve elbette sağlık dolu haberler vermeyi ümit ediyoruz biz de. Birazdan programa başladığımız zaman dünyadan ve Türkiye'den hem Covid hem de genel sağlık haberlerini vermeye çalışacağız. Elbette temennimiz onların hepsinin hep böyle güzel haberler olması. Ama bu dönemde, hele bu kış döneminde biliyorsunuz biraz daha Covid döneminde işte varyantlardan bahsediyoruz. Alınan önlemlerden bahsediyoruz ama bireysel olarak aldığımız haberlerin hep iyi olmasını ümit ediyoruz tabii ki. Evet, doktorum yanımda başladı. İyi haberler almanız dileğiyle başlıyoruz. Ama ister istemez iki haftadır yeni varyantlardan bahsediyoruz. Pandeminin üzerine kurulmuş gibi hissediyoruz kendimizi ki bu yapacak bir şey yok. Program olarak en büyük görevimiz sağlıkla ilgili son gelişmeleri sizlere aktarmak. Değil mi hocam? Yani yapacak bir şey yok yani, var olanın dışında da bir şey veremeyeceğimize evet, göre. Covid-19 devam ede dursun, diğer sağlık sorunları da devam ediyor. Pandemiden beri ihmal edilen sağlık sorunları oldu olmadı mı? Tüm hastaneler ve özellikle hekimler bize hep söyledi. İnsanlar rutin kontrollerini yapmayı ihmal ettiler. Çok sık karşılaşılan kalp krizi vakalarından söz ettiler. O yüzden biz de diğer sağlık sorunlarını da yine konuşmaya devam ediyoruz. Bugün epilepsiyi konuşacağız. Evet, epilepsiyi konuşacağız. Ben de bugün size biraz yalnızlıkla baş etme konusunda önerilerde bulunacağım. Ama onun ötesinde tabii ki dediğimiz gibi hani biz de böyle bazen haberleri verirken açıkçası Selda ile böyle hani yayın öncesi toplantıda ya yine işte haberlerde böyle iyi değil falan diyoruz. Hani bizim de bazen moralimiz düşüyor açıkçası ama bunu yükseltmek için sizin de yapabileceğiniz bir şey var. Hep beraber moralimizi yükseltmek için nerede buluşuyoruz efendim? Selda, nerede buluşuyoruz? Doktorum yanımda TV360 Instagram adresinde buluşuyoruz sevgili izleyiciler. Son fotoğrafımızın altına günaydınlarınızı bekliyoruz. Sadece günaydınları mı bekliyoruz? Günaydınları bekliyoruz. Nereden bize izlediklerini bekliyoruz. Kahvaltıda ne yediğinizi anlatın bize. Ne içtiğinizi anlatın. Yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun, gördüklerinizi anlatın sevgili izleyiciler. Gelin beraber yapalım programı. Epilepsiyle ilgili aklınıza takılanları da sorabilirsiniz tabii. Lütfen. Buyurun bakalım bugün kim geliyor, başka neler var programda? Nöbet, baygınlık, epilepsi. Herkes epilepsi olabilir mi? Hastalık ameliyatla tedavi edilir mi? Epilepsi pili nedir? Tehlikeleri var mıdır? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Altay Sencer merak edilen soruları cevaplıyor. Birazdan doktorum yanımda da. Yalnız yaşamaktan sıkıldınız mı? Yalnızlıkla nasıl başa çıkabilirsiniz? Bu durum hayatınızı olumsuz mu etkiliyor? Profesör Doktor Murat Aksoy, yalnız yaşamayı kolaylaştırmanın 11 yolunu anlatıyor. Birazdan doktorum yanımda da. Evet, nasılsınız inşallah sevgili izleyicilerimiz? Herkesin keyfi yerinde mi bakalım? Doktorum yanında TV360'tan herkes bizimle paylaşacak. Bizler de acaba size nasıl sağlık haberleri aktaracağız? Hocam, İnsanoğlu yalnızlaşıyor mu? Tabii gittikçe yalnızlaşıyoruz. Yani Batı dünyasında biraz daha hızlı başladı bu süreç. Şimdi yavaş yavaş artık Türkiye'de de başladı. Hani Türkiye'de belki büyük şehirlerde biraz daha belirgin. Hani daha işte Anadolu'da mesela çok belirgin değil. Aileler hala büyük aileler şeklinde yaşamaya evet, devam ediyor. Ama mesela İstanbul'da yaşadığın zaman İstanbul'un mesela hani biz İstanbul'da olduğumuz için bunu çok net söyleyebilirim. Yani sonuçta biraz daha bireyselleşmeye başladık. Artık komşunu tanımıyorsun mesela. Hani ancak bir merhaba meraban var. Site tabii ki hani hala bence komşunun bir sıkıntı olduğu zaman senin kapını çalabilir, sen de onun kapısını çalabilirsin ama hani genel olarak biraz daha böyle bireysel yaşama doğru kayıyoruz. Şöyle bir gerçek var, eleştirip duruyoruz ya, ben şahsen eleştiriyorum yani kendimi de eleştiriyorum bu arada. Site yaşamı, özel evet, güvenlikli evet, sitelerde yaşam arttı, neden artıyor, mahalle kültürü neden bitiyor diyoruz ya. Aslında tamamen dünya düzeni yüzünden bu oluyor. Tabii. Neden? Güvende olayım, çocuğum güvenle sokakta oynayabilsin, apartmanın önüne salamıyorsun. Kimin ne olacağı hiç belli değil. Sırf bunlar yüzünden yalnızlaştıkça, güven tabii, arayışı yüzünden... Kendi kendimizi doğru, eleştiriyoruz aslında. Bir de yani sonuç itibariyle ayakta kalmak büyük şehirlerde daha zor. Evet. Daha fazla trafikte zaman geçiriyoruz. Hayatını idame ettirebilmen için daha fazla maddiyata ihtiyacın var.
Bir şekilde kendini garantiye almak istiyorsun. Gelecekte işte çocuğum garanti altında olsun. Daha yani çocuk doğmadan evvel evliliğini düşünmeye başlıyorsun. Hani tabii biz de ya, böyle aşırı şeyiz ya, geleceği düşünen bir grubuz ya. Bak ben ya, düşünüyorum kayınvalide olacağım, nasıl bir kayınvalide olacağım. Şaka yapıyorum. Ben ya de şeyi düşünüyorum, evlenince bu çocuklar nerede oturacak falan nerede diye düşünüyorsun. Nerede otur değil mi? Baba olarak işte, da senin derdin o. Ben evet, şey böyle, nasıl bir gelinim olacak acaba? Babanın da derdi nerede oturacak acaba? Evet, şimdi yalnızlıkla ilgili, başa çıkmanın yollarıyla ilgili tüyolarımız Doktor Murat'tan gelecek. Böyle hayata dokunan bölümleri de ben ekstra seviyorum hocam. Şimdiden teşekkür ediyoruz bu detay için. Şimdi İngiltere haberiyle başlayalım bakalım, ne var ne yok Covid ile ilgili, pandemi ile ilgili. 1 milyondan fazla İngiliz üzerinde bir çalışma yapılmış. Soğuk algınlığı yaşayan her 4 kişiden birinin koronavirüs olabileceği belirtiliyor. Yani acaba yok ben sadece üşüttüm de diyen kişiler koronavirüs atlatıyor olabilir mi? Araştırmayı yürüten King's College London araştırmacıları tam aşılı yetişkinlerin yalnızca hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar geliştirme eğiliminde olduğunu söylüyor. Evet, bizim aşılarımız tam. Hı hı. Hafif bir kırgınlık, bir böyle ben de yaşadım mesela soğuk algınlığı. Belki de işte bir, Covid geçirdin. Belki de Covid'tim değil mi? Hemen test yaptırmıyor insan yani. Hani. İşte zaten sıkıntı orada o. Hani COVID, koronavirüsteki en büyük sıkıntı baştan itibaren işin biraz daha hafif atlatılabilir olması ve hatta asemptomatik olması. Hmm. Hani ilk başta bunu çok konuşuyorduk ya. Hani bu aman dikkat edin çünkü asemptomatik taşıyıcı var. Yani virüsü taşıyor olabilir, olabilir yanınızdaki kişi veya siz de olabilirsiniz ve hiçbir bulgu vermeyebilir. Hmm. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı iş diyorduk. Koronavirüste de şimdi özellikle tam aşılı kişilerde ya bu çalışma gösteriyor ki aslında ben gribim diyen 4 kişiden biri aslında koronavirüs. Yani İngiltere'de diye bu haber sizi yanıltmasın, bu her yerde öyle olabilir. Tabii tabii, muhtemelen öyle zaten. Yani bu biraz da bir şeyle ilgili hani sen düştün mü? Ben sandalyeyi azıcık düşüreyim derken fazla inmişim. Bilal mi var benim kameramda? Biraz şey gibi oldu, komplo gibi oldu ona. Ercan var, teşekkürler Ercan. Seni evet, yakalamakta güçlük çekiyorlar. Eskiden bana olurdu. Yani bu işte sıkıntı ya. Yani düşünsene zaten işte bir ailenin 4 kişi olduğunu düşünsen. Mesela aileye grip girdi. 4'ü de grip oldu ama aslında onlardan bir tanesi belki koronavirüs. O nedenle ne öneriyorsun? Şunu yapalım mı? Hafif bir grip gibi hissediyorum diyen herkes test yaptırsın ve kendini izole mi etsin? Aslında ideali o tabii ki. Değil mi? Yani en azından burada bizim artık biraz daha fazla bu hızlı antijen testlerini kullanmamızda fayda var diye düşünüyorum. Hani tam PCR değil de evet, hızlı antijen testleri daha kolay yapılabilir. O daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet yani hafif bir soğuk illa toparlayacağım ben de. Hafif bir soğuk algınlığı şikayetiniz olduğunda korona olma ihtimali. Sunuculuk refleksi. Evet yani mesela sen cümleyi bitirdikten sonra hemen habere geçemiyorum. O illa bir şey oraya koyacağım geç yani. Bak, o havada kalıyor. Bak bak geç mesela şimdi direkt oku. Çok zor değil valla. Tamam yani sevgili izleyiciler umarız. Şimdi bak ben son sözü söylüyorum. Ha. Sonuç itibariyle eğer soğuk algınlığınız varsa 4'te 1 oranında koronavirüs geçirme ihtimaliniz var. Peki İngiltere'ye geçelim. Olur. Bravo şey, bak oluyor. Oluyormuş hakikaten. Evet İngiltere'de şimdi bu omikron varyantı var ya bizi birazcık korkuttu. Hmm. Ama hala Dünya Sağlık Örgütü çalışıyor. Nasıl bulaşıyor, nasıl seyrediyor bilmiyoruz. Öldürücülüğü daha yüksek gibi bir şey söyleyemiyoruz. Ama omikron varyantı topluluk varyantı haline gelmiş bile. Yani işte sık yani Covid-19 artık hani evet sürekli karşılaşılan bir formu aynen, gibi. Varyantın ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığı da bildiriliyor. Sağlık Bakanı omikron varyantına ilişkin son gelişmelerle ilgili parlamentoda bir an hı-hı, böyle siyasal bilimler şeyinde hissettim kendimi. Yaptığı bir konuşmada İngiltere'de 261, İskoçya'da 71, Galler'de 4 omikron varyantının tespit edildiğini belirtmiş. Yani artık sayılara takılmamaya da başlayacağız galiba omikronla ilgili. Çünkü olağanüstü bir seyir hali yok. Yani hiç belli işte ne bileyim ben burnundan kan gelmesi atıyorum. Yani ha, normal evet, Covid-19 evet, dışında evet, bir şey yok. Uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakalar içeriyormuş bu durum. Artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz demiş. Yani sonuçta şimdi İngiltere'deki omikron vaka sayısı artıyor.
Bu konuda İngiltere'deki verilere hakikaten güvenebiliriz. Çünkü orada şeffaf bir şekilde şeyler paylaşılır. Veriler paylaşılır. Toplam 261 vakanın olduğunu söylüyor. İskoçya'da 71, Galler'de de 4 mikron, omikron varyantının tespit edildiğini ifade ediyor. Önemli olan aslında şu, bu bahsettiği vakaların hiçbirinin bir seyahat öyküsü yok. Güney Afrika'dan gelmemişler, Güney Afrika'ya gitmemişler, Güney Afrika'dan gelen biriyle aynı masada bulunmamışlar. Dolayısıyla bu insanlar nereden kapmış omikron varyantını? Demek ki toplumdan kapmış. Bu nedenle de diyorlar ki artık omikron bir topluluk yayılımı yapmaya başladı. Yani nüfusta yayılmaya başladı diyor. Omikronun en önemli özelliği çok yüksek sayıda mutasyon içermesi ve bu mutasyonların da özellikle hücrelere bağlanmayı sağlayan reseptörleri üzerine olması. Bu da tabii yani bulaşıcılığının daha yüksek olmasından endişe ettiriyor ki öyle gibi muhtemelen. Zaman içinde klinik yansımasını göreceğiz. Yani Delta'yı nasıl başlangıçta tahmin ediyorduk daha çok olacak falan diye. Bak, ondan sonra bir ay içinde neredeyse Amerika'daki tüm koronavirüs vakaları Delta'ya bağlı olmaya başladı. Evet. İngiltere varyantı keza bir anda bir ay içinde %60-70'i alfa varyantı oldu vesaire. Burada da muhtemelen hızlı yayılacak gibi. Ama göreceğiz yani. Bir tek şunu bilmek sevindirici. Hani 3 aşı en azından aşın tam olduğu zaman koruması var, sıfır değil. Mutlaka daha hafif geçirebiliyoruz. Daha hafif işte. Geçiriyorsun gibi. O bakımdan aşıyla ilgili çağrımızın bir kez daha altını çizelim. Mesela evet. Benim ikinci tabii aşımın üstünden 6 ay geçmek üzere Ocak ayında 3. Sen olacağım. Sen Ocak'ta o zaman 3'ü olacaksın. BioNTech 3'ü olacağım. Yani 6 ay geçtiyse sevgili izleyiciler. Hafta sonu. Tabii Cuma'ya denk getirin. Cuma'ya ol ki Cumartesi Pazar dinlen. Evet, çok şey geçmiyor ama tabii illaki hafif bir işte kol ağrısı, bir böyle uyuma isteği olmuştu bende. Ama inanın bir gün sürüyor, bir gün bile değil. Evet, bir gün. Doğru, çok bir gün, iki sürüyor. Gün. Maksimum iki gün gibi görünüyor. Ve bende bir zaman kavramı duruyor böyle. Nasıl? Sanki, aşı olduktan sonra. Evet, o gün bir dakika sürmüş gibi. Gün o kadar hızlı bitiyor, böyle bir şey oluyor. Benim algıda bir şey oluyor aşıdan sonra. Allah Allah. Hiç de duymadım bunu. Değişik geldi Murat Hoca'ya. Vallahi ikisinde de hatırlıyorum. Böyle yattım kalktım akşam oldu falan. Yani hızlı geçti zaman. Time machine, zaman evet. Makinesi. Böyle çok güzel bir şey kitap vardı. Bak arada kitap önerisi aldık. ABD'de iki üniversitenin ortak çalışması sonucu sevgili izleyiciler. İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirilmiş. Nasıl bir detaylarını paylaşalım sonra yorumlayalım o zaman. 3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşılmış. Ayrıca 3D tekniğiyle uygulanan aşının geleneksel iğneyle enjekte edilen aşıya göre daha fazla koruma sağlayabildiğini belirten bilim adamları, grip, kızamık, hepatit ve hatta COVID-19 için mikro iğneli aşı yamaları oluşturulabileceğini kaydediyor. Şimdi burada benim olabilecek tek yorumum şu. Bir saniye bile sürmeyen iğne neden ortadan kaldırılmaya çalışıyor? Ya ben olurum o iğneyi ya, korkmuyorum hani şey iğnesi. Yok bence de yani. Hani. Şimdi ben de bu sabahtan beri bunun avantajı ne olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani bir tane iğneyle yapabileceğim bir şey için niye bu kadar yatırım yapasın? Diyecektim ben de. Yani bilim dünyası neden böyle bir masrafın altına girsin? Yani sadece minicik bir iğne girecek. Hani o iğneden korktuğu için... Yok bence o ki? Değil. O değil. Bence bu şimdi zaten bu tür teknoloji estetik işlerde var. Olmalı da bak. Estetik hakikaten. Olmalı diyor. Uzun sürüyor hocam. Direkt. Bir tane iğne değil ki. Hani cilde böyle bir şey yaptırayım diyorsa tık 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 çiğ iş. Şöyle göz altına mesela yapıyorsun. Onun içinde bir sürü iğne, ufak iğnesi var. O mesela kolajen takviyesi yapıyor. Hyaluronik asit veriyor. Çok mutlu oldum. Evet var. Botox da galiba var benzer bir şey. Yani bunun bir tek avantajı ben yani kafamda planladığım, daha doğrusu aklıma gelen şey şu. Acaba hani aşının ulaşması zor olan yerlere sevkiyat açısından kolaylık sağlar mı bu? Mesela Afrika'da zor oluyor ya bu tür işler.
Mesela Afrika'ya koli koli gönderdin. Oranın muhtarına söyledin. Muhtarına. Nerede ne saklayacak değil mi onları? Yani belki işte saklama koşulları da daha iyi olabilir bunların. Her gelene bir yapıştırdı gitti mesela. Yani bu böyle bir avantaj getirebilir diye düşünüyorum ben. Yani daha kolay toplum aşılaması yapabilirsin gibi. Hayata iyi tarafından bakan insanlardan olmak ya. Ne yaptı? Ya? Gitti oradan bir şey buldu bak. Benim aklıma gelmedi mesela. Evet olabilir. Olabilir. Yani bugün hani Türkiye'de bile daha kolay yapabilirsin belki bunu. İşte mesela diyelim ki dağ köylerine postayla gönderiyorsun bunu. Lojistik diyorsun. Evet. Lojistikte bir faydası olabilir. Evet, evet. Ay dün gibi bir de uygulamada da faydası işte. Yani hani illa da aşı yapmış. Şimdi onu dezenfektasyonu var değil mi? Bak, flakon yok diyoruz. Geçen konuştuk. Flakon yok tabii. Doğru. Ampulü, bunların önüne geçebilir. Ama daha tabii, az masraflı belki. İşte ona bakmak lazım. Yani evet. Etkin maliyetli bir iş mi olacak onu görmek lazım. Yani attığın taş ürküttüğün kuşa değer mi ona bakmak gerekir. Ya zaten yoksa uygulamaya girer mi bilmiyoruz ki. Yani ama hani bir mantığı olması lazım. Biliyorsun yani bu tür şeyler bir başlayınca gerisi geliyor. Bir seçenek olabilir çocuklar için. Evet yani hani. Bak sana bunu yapacağız falan şeklinde. Evet alt tarafı bir yara bandı yapıştıracağız falan gibi. Evet ama işte güzel gelişmeler bunlar. Şimdi Metaverse'ü konuştuğumuz bu dünyada iğnesiz de aşıdan konuşalım yani. Yani evet. Hatırlamıyor musun bir kere şey konuştuk mesela havaya atılan... havadan yapılan aşılanma metotlarından bahsettik. Hmm. Hatırlıyor musun? Çek içine çek aşılandın işte. Mesela evet. Ama orada da şey geliyor işte aşı olmak istemeyenleri nasıl şey yapacaksın? Diyelim ki hani bir iş yerinin klimasına attın aşıyı. Tamam işte aşı olmak istediği kadar istemesin. Aşıladım ben onu. Yani olmaz işte. Gel şurada bak temiz hava alalım seninle deyip böyle içine bir çekiyor evet. Aşılanıyor. Yapıldı mı? Haberini yaptık sadece yani. Yapıldı mı böyle bir şey? İşte uygulama zorlukları var. O yüzden onun çok girme ihtimali düşük yani. Yani bu haberlerden şunu anlıyorum ben. Yapılmıyor ama yaparız istersek. Evet. Yani iğnesiz, şırıngasız bulduk. Annen ne diyordu? İnsan her şeyi yapar. Evet. Ay insandan fena bir şey yok. Ve bu şu demek. Yani insan her şeyi yapıyor gerçekten. Evet. Peki. ABD'de yine bir araştırma yapılmış. Bunu hep daha önce de konuşuyorduk zaten. Ülkede 18 ila 25 yaş arası gençlerin %56'sının aşırı kilolu veya obez olduğu ortaya çıkmış. 18 ila 25 sevgili izleyiciler. Araştırma ekibinin 8000'den fazla denek üzerinde yaptığı incelemede gençlerin en son 40 yıldaki ortalama kilolarını karşılaştırarak mevcut sonuca ulaştıkları bildirildi. Yıllar içinde hedef kitle olarak belirlenen gençlerin vücut yağlanma ölçüsünü ortaya koyan vücut kitle endeksinin 4.6 puan artarak 27.7'ye yükseldiği kaydediliyor. Araştırmada ABD'deki aşırı kilolu gençlerin oranının 1970'lerin sonunda yaklaşık %18 olduğu, 2018'de %24'e yükseldiği aktarılarak aynı yıllardaki obezite artışının ise çok daha büyük bir sıçramayla %6'dan %33'e yükseldiği ifade ediliyor. Yani bu %6'dan %10'a değil hocam, 33'e. Evet, bu beslenme evet, şekliyle evet. Giderse... dünyanın, Amerika'nın tamamı obez olacak diye okumuştum bir yerlerde ben de 2010 yani yılında. Şu anda zaten düşünsene gençlerden bahsediyorsun. Bu gençlerin kaçı sonrasında kilo verecek o da şüpheli çünkü beslenme şeklini değiştirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hakikaten çok böyle hazır gıda falan biz gene iyiyiz aslında da Amerika Birleşik Devletleri'nde hazır gıda biraz da kontrolden çıkmış durumda. Rahatsız da olmuyorlar hocam demiyor ki. Ya şimdi ben mesela şu kadıncağızın yani. Koşan kadıncağızın kilo vermek için 2 sene sonra inan diz ağrısından duramayacak o. Ay yaşam ömürleri kısalıyor. Tabii. Ne kadar, kaç yaşını görebilir yani? Yani çok sıkıntılı bir süreç bu Amerika'da ama beslenmeleri çok kötü. Çok tek yaşıyorlar ya, işte onların mesela TV dinner dedikleri böyle hazır, yani akşam yemekleri bile şey, hazır hemen mikrodalgaya koyuyor. Tüketiyor onu. Hani, her şey çok hızlı. Ondan sonra hareket etmiyor. Her şeyde Amerika'yı hani böyle bir laf var ya Amerika özentiliği falan diye. Yok ben onu kabul etmiyorum da. Yine de Amerika'yı hani şey yapıyoruz. O kültürü seviyoruz ya. İçtiğimiz kahveden, Hollywood'dan dinlediğimiz dolayı. Müziği. Hollywood'dan, muhtemelen filmlerden. Ama ya adamlar her şeyi çok iyi pazarlıyor çünkü. Beslenme konusunda çok şükür. Değil mi? Evet. Bilincimiz çok arttı bizim. Bence gençler çok dikkatli bilincimiz arttı ama bizde de şey çok.
Yani gerçekten ciddi bir kilo problemi olmaya başladı. Başladı mı diyorsun? Ben sanki daha dikkatli gibi geliyorum. Yok gençler. Yok çok, yani sokağa şöyle bir bakarsan felaket. Hmm. Çünkü ben mesela şeyi görüyorum. Şimdi bu kahve zincirleri hakikaten tamam güzel, iyi, hoş da orada çok kahve çeşidi var. Artık onlara kahve de demek çok doğru ay, değil çok zaten. Şurup onlar. Gibi. Kremalı. İşte kreması şekerli. Yani normalde kahve, şu kahveyi içtiğin zaman iç yani bir şeyde 2 kalori var mesela. Tamam mı? Ama sen bunun içine işte kremayı koydun mu, karamel şurubunu koydun mu, karameli üzerine bir ekledin mi? Bir de sormuyorlar mı şunu ekleyeyim mi, bunu ekleyeyim mi? Hepsini tabii, ekledin. Hayır şimdi bunların hepsi kalori sonuçta yani. Evet. Ve sen bunu yakmıyorsun ki. Ve bugün hani bir yere gittiğin zaman herkesin elinde kahve bardağı var. Bizde de aynı olmaya başladı. Ve gençler de haliyle daha fazla şekerli şeyleri tercih ediyorlar. Tol ve şeker de bildiğin uyuşturucu yani. Kesinlikle. Çünkü zehir. Hani bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar aynı şeyi gösteriyor. Uyuşturucunun ve şekerin beyinde aktive ettiği bölge aynı bölge. Evet öyle bir deney de yapılmıştı değil mi? İki evet. Kişiye birine uyuşturucu birine şeker verilmiş. Resmen aynı. Bağımlılık yapıyor yani. Sen şimdi ufak bir kahveyle başladığın bir şey. Çünkü hani kahvede işte ne bileyim çocuklar bir araya geliyor. Hadi bir şey yapalım ne yapalım. Kahvede işte 10 liraya bir kahve, şekerli bir kahve içebiliyorsun mesela. Onunla başlıyorsun. Üzerine işte ya yılbaşı döneminde hadi bir de yanına kek verelim size. Efendim bir o olsun bu olsun vesaire olunca. Kek alırsanız 5 liraya geliyor. Fast foodlara geliyorsun aynı. Yani sonuçta şimdi çocuklar, gençler para kazanmıyor. Harçlıklarıyla günü geçirmeye çalışıyorlar. Harçlıklarıyla günü geçirmeye çalışırken her şeyin de ucuz olmasını istiyorlar. Ucuz olması İçinde bu sefer hamburger zincirlerine gidiyorlar. Orada da hamburger zincirlerinde de patates kızartmasından tut işte süt şeylerine ne derler milk süt milkshake böyle diyeceğim herkes biliyor. Yok milkshake marka değil zaten. Yok yok hani marka olmanın önüne Türkçe söyleyeyim dedim de onun Türkçesi yok. Herhalde yok. Yok Türkçesi. Süt çırpıntısı. Süt çırpıntısı alıyorlar o da şekerli. Ayacağım ya. Ondan sonra... Süt çırpıntısı içmeyin. Evet. Evet ve çok yani şekerli oluyor. Yani ucuza çok fazla kalori alıyorlar özetle. Onu da yakmıyorlar. Çünkü bizde de spor kültürü yok. Yok. Var mı? Yok. Sanki oluşuyor gibi ne bileyim ya. Ya ancak şey spor salonlarına gidiyor herkes. Yani yok bende de yok yani yalan söylemeyeyim yani. Hani çünkü bizde o oturmuş değil. Oturmadı maalesef. İşte. Yapıyorsun 2 ay sonra ay çok sıkıldım deyip evet. Ben kendi adıma konuşayım. Hafif bir dinleniyorum. Yani fiziksel aktivitemizi yüksek tutamıyoruz. Evet evet. Ve çok altı boş gibi geliyor ama arabalarla gidilebilecek mesafeye de arabayla gitmemeyi bir alışkanlık evet, edinelim. Evet asansör ya. Kullanmayın fazla. Falan. Ay ne dertliymişiz bu konuda. Hakikaten hadi gel bakalım. Hadi bakalım kimler, seçimini kimler yap. Ne tarafını yazmış? Seç. Instagram mı? Instagram tabii ki canım. Tamam. Ya bu akşam ne ya? Bugün sabah zaman kavramı yok bende. Sen aşım ya. Oldun. Zaman kavramını kaybetmiş. Böyle yeni bir yan etki çıkıyor. Ya karanlıkta geliyoruz hocam. Biz girerken karanlıktı. Gün de aymıyor ki. Doğru. Murat Hoca'ya dedim ki hocam bir günaydınları okursun artık bize dedim de. Okuyayım tamam. Hadi kırmadı bizi. Ben canlandırma yapacağım sen oku. Nasıl ya? Ben öyle yapıyorum. Sen okurken böyle yapıyorum. Tamam falan peki. O zaman başlayalım efendim. Mercan Dirak size de günaydın diyoruz. Sabahat Oğuzhan Kıbrıs Girne'den bize günaydın demiş. Çok teşekkürler. Göknur Taş yoklama başladı mı diyor. Kartal'dan sevgiler demiş. Yoklama şimdi başladı efendim. Ve siz var yazıldınız biraz merak etmeyin. Rençber Duygu Kavacık'tan günaydın. Size de günaydın. Türkan Hanım elbette Norveç'ten bizi yalnız bırakmıyor. Onda zaten bir alışkanlık yaptığımızı söylemişti geçen gün. Teşekkür ediyoruz. Emine Dik Yakan günaydınlar Almanya'dan size de. Almanya soğuktur. Dikkatli olun. Kalın giyinin söyleyeyim. Bayağı soğuk oralar yani hakikaten. Pınar Hanım diyor ki söylemesi ayıp. Kocaman bir yeşil salata hazırladım kendime. Avokadolu zeytinli. Sahte. Vay. Veganlığım 3 gün sürdü içine peyniri de koydum diyor. Olsun olur öyle. Fotoğrafını atar mısınız DM'den lütfen? Evet afiyetle bozuyorum aralıklı açlığımı demiş. Dün en son 4'te yemiştim vay bayağı iyi gitmişsiniz. Hocam sen dün en son ne zaman yedin acaba? Abi ben dün çok şey yedim çok yemek ya. Yemiş de bugün yemiyor. Bugün yemiyorum. Kendini cezalandırdı. Aynen cezalandırmıyorum da ara veriyorum ya işte yani. Evet ben bugün akşama yemek ama
Şöyle de hakikaten de enteresan bir şey var. İnsan yedikçe de yiyesi geliyor. Şu an bayağı açım. Kesinlikle yani. Öyle ya. Bak güne kahvaltıyla başlayın. Bütün gün yemek yiyorsunuz. Ben kahvaltıyı atlarsam daha evet. Az yiyorum gerçekten. Hayır, dün akşam bir de çok da güzel yiyecekti. Yani şey de yapamadım, ne yalan söyleyeyim. Kendimi de tutamadım. Yani yarım yarım bazılarını yedim ama. Yani. Ama yarım yarım yedim mesela. Tatlıyı yarım yedim. Risotto vardı, yarım yedim falan. Ama Amerikan pizza da dağıldım. Amerikan kültüründen ya. bahsedip risotto vardı. Nasıl? Et vardı. Evet. Cansu Hanım size de günaydın. Serap Derici Adana'dan günaydın demiş. Biz de size günaydın diyoruz. Kanlı Saniye Nur. Fethiye'den iki gündür yağış. Vallahi İstanbul'da bayağı yağıyor Saniye Hanım. Günaydın, kolay gelsin. Evimizin gülen yüzleri diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Asiye Asos tabii ki burada. Bazı insanlar ıhlamur gibi sadece soğuk havalarda iyi geliyor. Bazısı şemsiye gibi yağmurda iyi geliyor demiş. Ama bazısı kitap gibi dört mevsim dost sizin gibi demiş. Allah'ım Asiye ne güzel. Hanım nereden Asiye Hanım, teşekkürler. Kendim mi yazıyor acaba? Kendi yazıyor herhalde. Bence de. Tiryaki Ümmühan günaydın. Oya Altınışık Ankara'dan bize günaydınlarını göndermiş. Selma Hanım Samsun'dan günaydın gönderiyor bize. Halime Hanım'sa renkli bir yazıyla günaydın demiş. Solmaz Şena İstanbul Anadolu yakasından günaydın diyor. Sizin için erkenden açıyorum televizyonu. Çok yakın dost oldunuz bizlere demiş. Ne güzel bunları duymak, hakikaten bize güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gülçen Tümür Ozpak tabii ki Adıyaman'dan bizi yalnız bırakmıyor bugün de. Kayıran yağmurlu bir Kahramanmaraş'tan bize günaydınını göndermiş. Herhalde Türkiye'nin genelinde yağmur var Selda. Sezgin Maden günaydın. Filiz Kastamonu'dan günaydın. İknur Öncü günaydın. Nazilli'den bize günaydınlarını gönderiyor. Bir diğer Pınar Hanım da var. O da diyor ki Pınar Yıldırım muhtemelen. Günaydınlar. Tabii ki güne sizinle kahvemle başlamak çok güzel. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki siz varsınız. Siz İyi olduğunuz siz varsınız. İçin biz varız. Çok teşekkür ederiz. Edirne'den Burç Deniz günaydın demiş. Memnune Çetintaş Ataköy'den günaydın diyor. Hemen yanı başımızdan. Bak ilk kez duyuyorum sanki ben o ismi. Ataköy. Ataköy'den Memnune vardı. Hanım. Memnune ben güzel. Biliyorum. Trabzon Suzan Hanım yazmış mesela. Günaydın ne Trabzon'a. Demiş? Günaydın yazmış. özür dilerim. Yagnan Palaz. Bilemedim. Yagnan Palaz. Evet, kullanıcı adı bu. Ya ne güzel, evimde sohbet eder gibisiniz. Harika program diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hava Bardak Avustralya'dan yağmurlu bir akşamdan sizlere günaydın diyor. Evet, siz de tabii akşama yaklaştınız. Orada da yağmur varmış bak bu arada. Avustralya'nın yağmuru da şeydir ha. Bayağı sağlam mıdır? Sağlamdır yani. Aha evet, Avustralya değil mi? Kadim Albayrak Almanya'dan günaydın diyor. Ne güzel, sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok köşesinden izleniyor olmak ve sizlerden mesaj alıyor olmak hakikaten bizi çok mutlu ediyor. Sami Levi günaydın diyor. Size de günaydın. Murat Erdem Ankara'dan günaydın. Suzan Özel Trabzon'dan günaydın. Demirkan Kutay Ankara'dan günaydın. Emir Elif Didem Beylikdüzü'nden günaydın diyor. Çok da şık olduğunu söylemiş Selda'cığım. Sana. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Kocakurt Mali günaydın Adana'dan. Tülay Aktaş Göztepe'den. Latife Süzgün günaydın size de. Ali Eren'in annesi Serap tabii ki İzmit'ten bize günaydınlarını göndermiş. Nur Hayat Kodal Şebnem Hanım bizi tabii ki yalnız bırakmamış. Senem Ayturan Tülay Kurt Nuray Karadağ Melek Yılmaz Ayşen Şen Türk Esen Sevgi Esen öğretmenimin atölyesi günaydın. Şey o Hatice Hanım o köy öğretmenimiz. Peki o ne demiş? Nacizane fikrim evcil hayvan beslemek. Yalnızlığa. Evet. Evet. Yalnızlığı. Valla böyle devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Şu ana kadar gelen yorum sayısı da 91 olmuşuz bile. Aile gittikçe büyüyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz mesajlaşım. Hocam nefesine sağlık. Teşekkür. Çok teşekkürler. Bugün dedim ki izleyicilerimiz dedim. Senden duymak istiyor dedim günaydını dedim. Gerçekten de öyle yani. Hani arada hiç da öyle Murat bir şey Hoca... duymadım benim mi? Nereden çıkardın? Murat Hoca söylese bizim adımızı yazmışlar dün. Ben de dedim Murat Hoca'ya söylerim. Kırar mı ya dedim. Göster bana. Tabii dedim. Nerede yazıyor? Tamam göstereceğim. Yayınlar. Biriniz bir mesaj atın Murat Hoca okusun diye. Şimdi gel hadi sen bize anlat bakalım. Yalnızlığa ne iyi geliyor? Gel anlat bakalım. Hadi bakalım gel anlat. Hadi okurken iyiydi. Anlat bakalım şimdi yalnızlığa, yalnızlıkla başa çıkmanın yolları nelermiş?
Sonra da değerli bir konuğumuzla program devam edecek. Sorularınızı gönderebilirsiniz Instagram adresimize. Buyurun, bunları biliyor musunuz diyelim önce. Yaşamak zordur ama bazılarımız da yalnızlığı sever. Hatta bazen şöyle kendimizi isteriz ki ya kapatalım, kimse bizi aramasın, telefonu sessize alalım, kimse bize ulaşmasın, değil mi? Hani herhalde hepimizde bazen böyle ara ara oluyordur. Ha, bu işin içinde yani yalnız kalma isteğinin içinde depresyon hali varsa o tabii biraz sıkıntı. Ama onun ötesinde hakikaten bazen kendimizin tek başımıza, kendi kendimize kalmaya ihtiyacı var ve bu da sağlıklı bir şey aslında. Ama öte yandan hani bazı durumlarda da zorluk oluyor. Yani bazı zorluklar nedeniyle, bazı zorunluluklar nedeniyle açıkçası yalnız kalmak durumunda kalıyoruz. Bu durumda da hani psikolojimizi ayakta tutmak önemli. Neden? Çünkü psikolojimizi eğer ayakta tutamazsak fizik sağlığımız da etkileniyor. O yüzden bugün istedik ki sizlerle beraber şöyle birkaç madde üzerinden gidelim. Ve hani yalnızlığa neler iyi gelir, yalnızlıkla baş etmek için neler yapabiliriz, biraz ondan bahsedelim. Sizin de önerileriniz olursa lütfen yazın. Hatice öğretmen biraz önce bize mesela bizim önerilerimizin içinde de olan evcil hayvan beslemekten bahsetti. Bence iyi önerilerden de bir tanesi. Sizin de varsa lütfen Instagram hesabımızla bizle paylaşın. Şimdi yalnızlığı biraz kolaylaştırmak için yapmanız gereken en güzel şeylerden bir tanesi kendinizi iyi tanımak. Neden? Çünkü kendini iyi tanırsan, artılarını ve eksilerini bilirsen strateji geliştirmen daha kolay olabilir. Hani nelerden hoşlanırsın, nelerden hoşlanmazsın, nelerden hoşlanırsın ama fizik gücün buna yeter mi, yetmez mi? Şimdi düşünsenize mesela yani şöyle hemen hızlı bir düşünelim. Yani mesela boksu ben seviyorum diyelim ama fizik gücüm buna yetmiyor. Fizik gücüm yetmeyince bu sefer ben boks yapmaya çalışırken mesela bu sefer daha çok üzüleceğim. O yüzden hem fizik anlamda hem bir de psikolojik anlamda kendinizi iyi tanımanız lazım. Dolayısıyla bu bence önemli noktalardan bir tanesi. Gelelim ikinci maddeye. O da ne? İlişkilerinizi güçlendirin. Yani yalnız yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu hayatı yalnız geçireceksiniz anlamına gelmemeli. Biliyorsunuz hani çok böyle popüler de olmuştu. Pek çok kişinin kütüphanesine de girdi. Homo Deus isimli kitapta neden bahsediyordu? Mesela insanların en önemli özelliğinin aslında sosyal bir varlık olmasının altını çiziyordu bu kitap. Yani diyor ki insan aslında insanı insan yapan şey başka kişilerle kurduğu ilişki, beraber sohbet etmek, zaman geçirmek. Dolayısıyla şöyle bir gözünüzün önünden hayatınızda kimler var, kimler yok geçirin. Bu aileniz de olabilir, arkadaşlarınız olabilir, dostlarınız olabilir. Arkadaşla dost arasında zaten nasıl bir fark olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama onlarla ilişkilerimizi güçlendirmek aslında elimizde. Hani bir telefon açıp günaydın nasılsın demek bile ilişki güçlendirmek adına atacağınız bir adım olacaktır. O yüzden evde yalnız olabilirsiniz ama sosyal çevrenizdeki ilişkileri kuvvetlendirin. Etrafınızda çok insan olabilir ama bu ilişkilerinizin iyi olduğu ve güçlü olduğu anlamına gelmez. O yüzden burada yapmanız gereken şey var olan ilişkileri güçlendirmeye çalışmak. Ve tabii ki kendinizi en yalnız hissettiğiniz zamanı bilin. Yani ne zaman daha fazla gün içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz? Bu ne olabilir? Mesela evet yalnız yaşıyorsunuz ama mesela sabah yalnız olmak insana çok koymaz da böyle akşam saatlerinde yalnız olmak belki insanı biraz daha can sıkkınlığına yöneltebilir. Bunu bilirseniz o zaman yapacağınız o program içindeki değişikliklerde o saatleri daha iyi değerlendirme şansınız olabilir. Yani arkadaşlarınızla buluşmayı mesela o saatlere ayırabilirsiniz. Telefonla görüşmeleri o saate ayırabilirsiniz. Hele hele düşünsenize artık hani bu dönemde elimizde o kadar çok imkan var ki teknolojinin sağladığı. İşte hani kamerayı açıyorsunuz, arkadaşınızla konuşabiliyorsunuz.
telefon var zaten. Beraber film seyredebiliyorsunuz. Hani onu bırakın, siz ayrı evdesiniz. O ayrı evde de beraber film seyredip şakalaşabilirsiniz mesela. Böyle bir akşam programı yapabilirsiniz veya akşam saatlerinde yalnızlık da hoşunuza gidiyor olabilir. Evet, yalnız kalıyorsunuzdur ama o saatte mesela kendinize bir hobi yaratabilirsiniz. Sabah saatlerinde ise spor koyabilirsiniz bu saate. Dolayısıyla yalnızlıkla baş etme konusunda bence hani hangi zamanda kendinizi daha yalnız hissediyorsunuz ve yalnızlık size hangi saatte daha fazla zorluk çıkarıyor onu bilmenizde fayda var. Ve elbette İlişkilerinizi güçlendirin derken biraz önce konuştuğumuz gibi aslında hani bir evcil hayvanla da ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Çünkü hayvanlarla olan ilişkimiz bizim için çok besleyici. Ha, bu sadece psikolojik anlamda düşünmeyin. Hani hakikaten fizik anlamda da faydası var. Enteresan bir çalışmanın sonucunu söyleyeyim size. Mesela İngiltere'de yapılmış olan bir çalışma var. Kalp krizi geçirmiş kişileri iki gruba ayırmışlar. Bir gruba demişler ki biz size bir evcil hayvan vereceğiz, siz bunu sahiplenin. Bir gruba da demişler ki siz normal hayatınıza devam edin. Bakın, enteresan bir şey söyleyeyim size. Birinci kalp krizini geçirdikten sonra evcil hayvan sahiplenen kişilerde ikinci kalp krizi oranı daha düşük. Bunun birçok nedeni olabilir. Psikolojik nedeni de olabilir ya da hayvanı mesela dışarı çıkarmak için mecburen yürüyorsunuz ya, onun da faydası olabilir. Ama her koşulda size hakikaten faydası var. Yalnızlığı kontrol etme açısından da evcil hayvan beslemenin size gerçekten faydası olacağını biliyoruz. Ha, bu illa evinize alın anlamında da değil. Yani sokak kedileriyle ilgilenebilirsiniz, sokak hayvanlarıyla ilgilenebilirsiniz. Her gün kendinize mesela bir sokaktaki hayvanların işte suyunu verirsiniz, yemeğini verirsiniz. Çünkü zaman içinde o da biliyorsunuz, o hayvanlar da sizlerle evinizde yaşamasa bile birebir ilişki kuracak. Yani göz göze geldiğiniz zaman sizin beyninizde salınacak olan dopamin, serotonin, endorfin gibi maddeler daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Ve elbette sosyal aktivitelere katılmak çok önemli. Hani sadece hayvan beslemek veya işte evcil hayvan sahiplenmek gibi düşünmeyin. Sosyal aktivitelere katılın. Bunun bakın iki önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi, bir kendinize faydanız var, iki topluma faydanız var. Ve inanın topluma faydalı olduğunuz zaman kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Yine böyle çalışmalar var. Mesela sosyal sivil toplum örgütlerinde çalışan kişilere baktığınız zaman onların sağlıklarının daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Hastalanma oranlarının daha düşük olduğunu, bir yıl içinde doktora gitme sayılarının daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bunu biraz da hani karşılık beklemeden yapmak. Yani ben gideyim işte bilmem ne kulübüne üye olayım, işte mesela köy çocuklarını geliştirme derneğine gideyim ama benim orada hedefim aslında başka şey olsun, birileri tanımak olsun, oradan iş bağlamak olsun. Bunu dediğiniz anda onun yararını kaybetmiş oluyorsunuz. Gerçekten topluma veya bir bireye karşılıksız olarak yardım etme isteği oluştuğu anda psikolojiniz toparlamaya başlıyor. Hele hele de yaptığınız iyiliğin karşılığını gördüğünüz zaman. Dolayısıyla yalnızlıkla baş etmede bu tür sosyal ilişkileri, sosyal aktiviteleri de kullanabilirsiniz. Yeni hobiler elde etmek çok önemli tabii. Bunu hep söylüyoruz. Özellikle ülkemizde bu hobi edinme konusunda şu an gittikçe artan bir eğilim var. Ama hala hobi sahibi kişilerin oranına baktığınız zaman çok da yüksek olmadığını görüyorsunuz. Hobi edinmek hem yalnızlığınızın noktalanması anlamına gelebilir, hem yalnızlıkla baş etme konusunda size faydası olabilir. Geceleri biraz önce ne dedik? Mesela akşam daha fazla yalnızlık insana kor demiştik. Mesela hobinizi o dönemle, o saatlerde geliştirirseniz aklınızı, beyninizi başka bir yere yönlendirmiş olabilirsiniz. Başka önerilerimiz arasında ne var? İdeal alanınızı yaratın. Tabii eğer yalnız yaşıyorsanız evde kendinize huzur bulacağınız bir alan yaratmanızda fayda var. Burada hani hobilerinizi koyabilirsiniz oraya, kitap koyabilirsiniz, televizyonunuzu koyabilirsiniz ama kendinizi huzurlu hissedeceğiniz evde bir alan yaratın. Bu çok önemli. Çünkü bunu yaptığınız zaman gerçek anlamda o beynin dingin haline ulaşabiliyorsunuz. İşte mesela arkada şu anda olduğu gibi bende
yeşillikleri oraya koyabilirsiniz. Çiçeklerinizle ilgilenebilirsiniz. Çiçeklerinizle ilgilenirken işte çürümüş yapraklarını ayırın, gübresini verin, suyuna bakın. Mesela o çiçeğin şöyle bir araştırın bakalım, bakımının nasıl olması gerekiyor. Yani hobi edinmek dediğimiz zaman bunun içine mutlaka araştırmayı ve okumayı da katmak gerekiyor. Eğer bunu yapabilirseniz zaten buna hobi diyoruz gerçek anlamda. Yoksa ben mesela hani çiçek bakıyorum, çiçeğin de bakımını yapıyorum, bir hobim var. Evet, bu sizi biraz meşgul edecektir ama esas olarak yapmanız gereken şey ne orada? Altyapısını da oluşturmak, yani bilginizi de alıştırmak, bir yandan da beyninizi çalıştırmak ve Alzheimer'a karşı senil demans, yani yaşlanmayla beraber ortaya çıkacak olan bunamaya karşı önlemi almak. Sağlıklı yaşama öncelik verin. Çünkü kendinizi fizik olarak iyi hissederseniz bunların hepsini yapabilirsiniz. Zaten bununla ilgili birçok şeyi söyledik ama uyku, sağlıklı beslenme, egzersiz unutmayın. Şöyle bir hayatınızın olumlu yönlerini gözden geçirin. Bakın hep kendinize şöyle bir ayna tutmanız gerekiyor bunları yapabilmek için. Eğer olumlu yönleri görürseniz orada işiniz daha kolay olabilir. Ve önemli noktalardan bir tanesi de bence hani doğaya çıkmak. Hakikaten dışarı çıkın, yürüyüş yapın. Bu size hem fizik anlamda hem de ruhsal anlamda daha iyi toparlayacaktır. Zannederim 11 maddeye ulaştık gibi. Hepsini anlattık. Çok basit şeyler ama sadece biraz düşündüğümüz zaman işte mevcut olan problemlerin çözümlerini basit de olsa bulabiliyoruz. Ve elbette eğer çok yorulursanız destek almaktan da çekinmeyin. Burası da gerçekten çok önemli. Çünkü biz kendi işimizi kendi halletmeye çalışıp bazı şeylerin duyulmamasını isteriz, değil mi? Aslında destek almak, bir psikolog, değil mi? Bir psikiyatrist. Kesinlikle. Bahsettiğimiz şey bu. Ya da bir arkadaşla dertleşme. Evet. Yalnızlığın üstesinden gelmek için çok güzel bir dosya oldu hocam. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, program devam ediyor. Şimdi epilepsiyi konuşacağız. Ameliyatla tedavisi mümkün mü? Ama nasıl bir cerrahi işlem bu? Hepsini konuşacağız. Sorularınızı da Doktorum Yanımda TV360 Instagram adresine gönderebilirsiniz. Nöbet, baygınlık, epilepsi. Herkes epilepsi olabilir mi? Hastalık ameliyatla tedavi edilir mi? Epilepsi pili nedir? Tehlikeleri var mıdır? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Altay Sencer merak edilen soruları cevaplıyor. Birazdan doktorum yanımda da. Hemen konuğumuzu davet edelim. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Altay Sencer bizimle beraber. Günaydın Altay Hocam, hoş geldin. Teşekkürler, iyi misiniz? Hoş geldiniz hocam, günaydın. Şöyle ortamızı alabilirim. Peki, tamam. İyi misiniz hocam? Bayağıdır görüşmemiştik. Evet. Buraya kısmet oldu. Hiç olmazsa böyle görüşürüz. Evet, gerçekten. Bayramlarda görüşenler gibi değil mi? Program evet. Sayesinde evet, görüşürüz. Evet, gerçekten öyle. Öyle. Benim için güzel oluyor aslında program. Ben çok eski dostlarımı da görüyorum. Evet. Şimdi epilepsiyi konuşacağız hocam. Ama epilepsi deyince hep bir nöbet akla geliyor ama epilepsi deyince ne anlamamız lazım? Epilepsi deyince aslında nöbetlerle ortaya çıkan bir hastalığı anlamamız lazım. Yani tek bir halk arasında da bilinen adıyla sarı nöbeti geçirmiş bir kişi, hasta bir epilepsi hastası olarak kabul edilmez hemen. Ama bunlar birden fazla artık hastanın durumuna göre 2-3 bir kronikleşme eğiliminde olursa o zaman epilepsi veya halk arasında bilinen ismiyle sarı hastası olarak kabul ediyoruz. O zaman mesela sadece bir kere nöbet geçirmek epilepsi tanısını koydurmaz, doğru mu? Doğru. Çünkü mesela atıyorum küçük çocuklar biliyorsunuz, bebekler işte ateşli nöbet deriz, şey yaparız. Bir kere nöbet geçirebilir ateşli bir hastalık sırasında. Hı hı. Bu bir epilepsi hastası olduğuna anlamına gelmez mesela. Hı hı. İleride epilepsi hastası olacağı anlamına da gelmez. Hı hı. Ama genellikle 2'den fazla nöbet geçirilmişse bunu bir epilepsi hastası olarak kabul edilmesi lazım. Tanıda peki nasıl ilerlenir? Şimdi epilepsi deyince, daha doğrusu nöbet deyince ne oluyor? Beyinde bir hücre grubu bağımsız olarak çalışmaya başlıyor, kontrolsüz olarak. Hı hı. Bu onunla ilgili her türlü o bölgenin, işte çalışan beyin hücre grubunun, nöron grubunun her türlü
ne fonksiyonu varsa onlar ortaya çıkabilir. Atıyorum işte kolunda kasılma, bu bir ortaya çıkabilir. Bir takım akla gelen düşünceler, rüyalar, halüsinasyonlar o da olabilir. Yani bu beynin hangi bölgesinin çalıştığı ile ilgili. Sonra bu beynin diğer kısımlarına yayıldığı için diğer hücrelerde etkilenir. Jenerize nöbet dediğimiz daha büyük bilinç kaybıyla giden nöbetler olabilir. Yani sonuçta tanı koymak öncelikle klinik dediğimiz yani doktorun özellikle epilepsi hastasının nöbetini görmesiyle bir klinik bir tanı aslında epilepsi. Tabii ki bir takım tanı yöntemleri var. Biliyorsunuz beynimiz hücrelerin çalışması özellikle aslında çok minik elektriksel aktivitelerle oluyor. Bu aktiviteleri kaydeden elektroensefalografi EEG dediğimiz cihaz var. Bundan bu nöbet aktivitesini ortaya çıkaran hücre grubunun en azından bölgesini tespit etmek mümkün. Diğer önemli tanı yöntemimiz de tabii ki görüntüleme yöntemleri beynin. Ona geçmeden şey sorabilir miyim EEG? Şimdi peki şunu merak ediyorum. Şimdi epilepsi nöbeti sırasında beyindeki bir hücre grubu aktive oluyor. Evet. Elektrik üretiyor. Evet. Ve işte hangi elimi hareket ettiriyorsa elim nöbete katılıyor veya bütün vücut giriyor. Ama EEG çektiğiniz zaman o bölgede aktivite devam ediyor mu ki sürekli? Yani nöbet sırasında mı EEG çekmek lazım tam tanı için, yoksa uzun süreli mi bir EEG çekilmesi gerekiyor? Evet, çok doğru bir direkt ileri şeye geçtik. Çok haklısınız. Tabii ki genelde EEG çekildiği zaman bu nöbet geçirme sırasında olmuyor çoğunlukla. Gene de o bölgedeki hücrelerde bazı hafif hafif kliniğe vurmayan bir takım deşarjlar, elektriksel aktiviteler oluyor yani sürekli aslında. Kaydedebilirsiniz ama kaydedemeyebilirsiniz. Onun için biraz klinik de yani çok önemli. Yani bu hasta bir epilepsi hastası, nöbet geçiriyor demek önemli. Hani çünkü kalpte var ya, kalpte aritmiyi 24 saat takıp hani bir yerde yakalayabiliyorsun. Aynen. Eğer bundan şüphemiz varsa elektro EEG'yi de aynı şekilde uzun 24 süreli saat yapabiliyorsun. 24 saat hatta günler boyunca yapabilirsiniz. Aynı zamanda video kaydı yaparak hastanın nasıl nöbet geçirdiğini kaydedip onu inceleyebilirsiniz. Tamam. Bu şekilde nöbetlerin nereden çıktığı konusunda da fikir sahibi olmak mümkün oluyor tabii. Ben o arada böldüm, görüntülemeyi de unutmayalım. Anladığım kadarıyla öykü burada çok önemli. Yakınlarının çok size anlattıkları. Ki. Video çekmesi. Evet, ne şimdi günümüzde herkes videoyla geliyor zaten. Değil mi? En kolay. Hocam bu şimdi epilepsiyi tarif ettiğin zaman neden olur? Yani epilepside ne oluyor da kişi bu nöbetleri yaşıyor? Ne oluyor? Dediğimiz gibi bu hücre grubu bağımsız olarak, kontrolsüz olarak çalışıyor. Yani niye bu böyle çalışıyor? Bunun altında doğumsal, genetik, yapısal beyindeki bozukluklar olabilir. O yüzden mi MR falan kullanılabiliyor tanıda? Evet, aynen. Tümör olabilir. Bazı durumlarda burada beynin oksijensiz kalmış doğumda olsun, sonradan inme geçirerek olsun bir hücre grubu olabilir, hasar görmüş bir hücre grubu olabilir. Bu tip nedenlerle veya bazen de hiç yani film olarak veya öykü olarak sebebi de belirlenemeyen, en azından şu ana kadar belirlenememiş ama ileride belki belirlenecek nedenler de olabilir. Her yaşta, her cinste görülebilen. Evet, tabii ki. Ama ilk defa ortaya çıkma yaşı genellikle ileri yaşlara da giderek düşer. Genellikle epilepsi kronik bir hastalık olduğu için daha çok genç yaşlarda. Evet. O zaman tedavide hani belli bir neden varsa o belki biraz daha kolay. Ama sadece elektriksel aktivite artışı varsa? Çok haklısınız tabii ki. Bir neden, şimdi epilepsinin tanısına geri dönersek, elektroensefalografi dedik. Orada bazı şeyler saptadık veya saptamadık. Mutlaka görüntüleme yöntemlerine de başvuruyoruz. Ki bu günümüzde tabii en yaygın ve kullanımı kolay ve iyi sonuç veren manyetik rezonans, MR görüntüleme. Orada özellikle
sizin dediğiniz gibi yaş grubu sorduğunuz zaman biraz ileri bir yaşta bir hasta olduğu zaman ilk defa nöbet geçiren MR'da belki bir tümör yeni ortaya çıkmış bir kitle veya bir geçirilmiş inme görmek mümkün. Ama şimdi standart şeyinde her zaman daha genç yaşlarda belki bazı dediğimiz gibi anatomik bozukluklar, yapısal bozukluklar ve bunların giderilmesine yönelik o zaman tabii ki ilaç tedavisinin yanında belki ileride konuşuruz. Cerrahi yöntemler de gündeme gelebilir. Diyor, bence direkt konuşalım. Tabii ki, evet, doğru. Bu epilepsinin cerrahi bir tedavisinin olduğunu bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Cerrahi tedavi, yani ameliyat ne zaman gerekiyor? Nasıl bir ameliyattır? Cerrahi tedavisi hakikaten aslında sadece seyircilerimiz veya genel halk değil, doktorlar arasında da çok bilinmiyor. O zaman söyleyebilirim. Ben bilmiyordum hocam. Şey olarak çok alışılmamış bir tedavi yöntemi olarak görülüyor ama aslında özellikle ilaca dirençli epilepsi dediğimiz, yani ilaç tedavisinden ki bu arada günümüzde çok gelişmiş sürekli yeni ilaçlar çıkıyor. Daha az yan etkisi olan ilaçlar çıkıyor. Dolayısıyla iki ilacı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bazen üç ilacı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen sık nöbet geçiren hastalar olabiliyor. Ki bu normal epilepsi hastalarının halen %30'unu bu hastalar oluşturuyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi bir görüntülemeyi yapıyoruz. Zaten eğer tümör gibi bir şey varsa ve bunu direkt onun tedavisi için ameliyat var. Ama çocukluk çağından beri gelmiş bir sara şeyi, epilepsi. En önemli bizim için tetkikler video EEG dediğimiz, demin konuştuğumuz uzun süreli EEG çekmek. Birkaç gün bazen. Hatta bu sırada hastanın ilaçları kesilerek nöbet geçirmesi teşvik ediliyor. Ki nöbetlerin kaydını yapalım, EEG ile kaydını yapalım. Sizin dediğiniz gibi o zaman ancak beynin neresinden bu buna ek olarak elimizde MR görüntüsü olarak da burada bir EEG'nin gösterdiği yerde bir yapısal problem tespit edersek, hastalıklı olması muhtemel bir bölge tespit edersek, o zaman bu bölgede eğer ameliyatla çıkarılır, ulaşılabilir bir bölgeyse bunu ameliyatla çıkarıyoruz. Aslında epilepsi cerrahisinin temeli bu. Bu tetkikler sonucu belirlenen bölgeyi çıkarmak. Bu belirlenen bölge genelde nerede oluyor hocam? Yani bu bir beyin ameliyatı gibi algılanmalı mı? Zor bir soru. Direkt beyin ameliyatı. Bu bir beyin ameliyatı tabii. Ama yani şimdi söz konusu beyin olduğu zaman birazcık endişe yaratabiliyor. O bölgedeki çıkarma diye bahsettiniz. Tabii şimdi beyin ameliyatı deyince hiç böyle epilepsi ameliyatından yani biraz korkutucu olabilir. Aslında beynin en çok nöbet yol açan bölgeleri, yani tümör falan gibi nedenleri bir kenara bırakırsak, yapısal bozukluk olarak yol açan şakak bölgesinde temporal lob dediğimiz bölgedir. Buradaki bir yapısal doğumsal olan bir bozukluktan dolayı sıklıkla nöbet ortaya çıkar birçok hastada. Ve bu hastalar, yani bir yapısal bozukluk özellikle de filmde gördüğünüz zaman zor, filmde görülebilecek derecede bir yapısal bozukluk ilaçla zor kontrolü altına alınabilir. Dolayısıyla bu bölgeler için özellikle çok sık epilepsi ameliyatı yapıyoruz. En sık epilepsiye yönelik ameliyatlardan biri bu temporal lob şakak bölgesine yapılan ameliyatlardır. Bu tabii ki beynin aynı zamanda önemli bölgelerinden biri bu. Ama bu bölge zaten bu nöbet çıkarır hale geldiği zaman nöbetlerle beraber zaten fonksiyonunu biraz başka bölgelere devretmiş oluyor şey olarak. Dolayısıyla bizim bunu çıkarmamız birçok hastada, zaten bunun tetkikleri yapılıyor önceden. Atıyorum hafıza, bu bölgeye bağlı hafıza kusuru olabilir mi? Konuşma kusuru olabilir mi? Bu tetkikler sonucunda da... O zaman siz ameliyata girmeden önce ameliyatın olası komplikasyonlarını biliyorsunuz aslında kabaca.
Çok tabii ki biliyoruz. Kabaca aslında oldukça... Net biliyoruz. Kabaca da değil yani. Net biliyoruz. Yani nete yakın diyelim. Kabaca daha fazla biliyoruz tabii ki. Daha doğrusu her hastada ne olabileceğini kişisel olarak biliyoruz. Psikolojik testleri yapılıyor. Dediğim gibi EEG'leri, filmlerini inceliyoruz hep beraber. Bu bir ekip işi tabii ki. Peki bir şey diyeceğim şimdi. Mesela diyelim ki epilepsi hastası var. İlaçla da iyi gidiyor. Yani nöbet geçirmiyor. Belki 3 ayda bir, belki 6 ayda bir geçiriyor. Mesela böyle bir kişi de ameliyat için aday mıdır? Yoksa hayır, biz nasıl olsa hani ilaçla idare ediyoruz bu kişiyi, ameliyat etmeyelim mi diyorsunuz? Orada yaklaşım nasıl? Yani ne zaman ameliyat kararı veriyorsunuz? Şimdi hiç epilepsi cerrahisi bilinmiyordan siz... Ne zaman karar veriyorsunuz? Yok, yani nöbeti kontrol altında olduğu halde ameliyat önerelim mi diye gelmiş bulunuyoruz. Aslında çok doğru. Zaten dünya da buna gelmiş vaziyette. Sizin dediğiniz gibi eğer nöbet kontrol altında olsa bile bir yapısal bozukluk varsa, ister şakak bölgesinde olsun, ister başka bir bölgede olsun. Demin de dediğim gibi o an nöbet kontrol altında ilaçlarla olsa bile genellikle biz ameliyat önerme eğiliminde oluyoruz. Çünkü ileride bu nöbet kontrolü kaybolabiliyor ilaçla sağladığınız. Evet. Özellikle böyle bir bozukluk olduğu zaman. Çünkü çıkan nöbetler, buradan ortaya çıkan deşarjlar yavaş yavaş çevre beyin dokusunu da etkilemiyor. Onları da bozmaya başlıyor. Dolayısıyla ilaca daha dirençli nöbetleriniz oluyor ileride. Bu yüzden eskiden değildi belki, ama son 10 sene, belki 15 senedir bir yapısal bozukluk varsa... Tümör olmasa bile bu, yani kötü huylu şeylerden bahsetmiyoruz zaten, ama problemli bir beyin bölgesi varsa ve siz nöbetin buradan çıktığına eminseniz ameliyat etmeyi öneriyoruz. Ama bu, yani bizim aramızda bile, yani tartışmalı konu uzmanları arasında diyeyim, tartışılıyor aslında. Biraz soru soralım mı? İzleyicilerimiz soru sormaya başlamışlar hocam. Size epilepsiyle ilgili gelen soruları hemen aktaracağız. Bakalım izleyicilerimiz ne merak ediyorlar. Doktorum yanımda TV360'a gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler sorularınızı. Kız kardeşim son 3 ayda 2 kere baygınlık geçirdi. Bayılırken dudaklarım mosmor oldu, 21 yaşında. Epilepsi olabilir mi diyor. İşte bunlar hep karışan durumlar, bu baygınlıklar. Tabii ki epilepsi sağran nöbeti sırasında da baygınlık olabilir. Bu durumda işte doktorun klinik... incelemeleri, EEG incelemeleri ve sans klinik dediğimiz artık yani... Hissederek. Evet, bayılmanın birçok farklı nöbeti olabilir, farklı nedeni olabilir. Morluk oluşması da normal bayılma sırasında. Çok büyük ihtimalle epilepsi değil, muhtemelen EEG'si yapılır, görüntülemeleri yapılır. Bir uzmana görünse iyi olur. Bir uzmanı da gördüğü zaman bunu... Epilepsiyle ilgili düşünmüyorsa eğer, sağran nöbeti olarak düşünmeyecektir muhtemelen. Eğer bizim bilemediğimiz, kendisinin fark etmediği başka bir bulgu yoksa, büyük ihtimalle bu bir nöbet olarak değerlendirilmez. Hocam az önce Sara ve epilepsi aynı cümle içinde kullandınız. Ben soracağım, Sara epilepsi demek mi, epilepsi Sara nöbeti demek mi? Nöbet diyoruz bu geçirdiğimiz olaya. Ama hastalığın adı Sara hastalığı da diyebilirsiniz. Epilepsi. Aynı şey, aynı anlamda. Evet, aynı anlamda kullanmalı. Yani hani Sara nöbeti sonuç epilepsi gibi mi algılanmalı acaba? Hani tabii ki. Epilepsi de Sara nöbeti şeklinde. Aynı hastalık. Evet, tamam. İkisi farklı. Aynı ama yani sonuçta geçirdiğin şeyin adı nöbet, hastalığın adı ya epilepsi ya Sara. Nöbetin adı mı Sara? Hayır nöbet. Hastalığın adı Sara. Hastalığın adı Sara. Yani epilepsi. Sara hastalığı nöbetlerle giden bir hastalık. Evet. Veya ikisi... epilepsi hastalığı nöbetlerle. Epilepsi nöbetleriyle giden bir hastalık. Aynı şey. Yani. Eş anlamlı. Eş anlamlı. Evet. Ben şimdi hep izleyici yerine koyuyorum kendimi hocam. Kusura bakmayın. Sara ile Sara ve epilepsinin eş anlamlı olduğunu da vurgulamış olduk. Babam epilepsi hastası, ben 31 yaşındayım. Şu an bir rahatsızlığım yok ama genetik olabilir mi, baktırmalı mıyım? Evet, ailede birinde varsa... Aktarım olur mu hocam? Bu nasıl aktarıldığı veya aktarıldığın genetik olduğuna dair çok yani şeyler var. Genetik bir rahatsızlık, bozukluklara bağlı yani. Ortaya çıkabildiği.
Ama bunun kalıtsallığı bazı durumlar dışında, bazı bilinen hastalıklar dışında gene kalıtsal. Onu söylemek zor ama bir kontrolden geçmekte fayda var. Özellikle bu epilepsi hastalığının neden ortaya çıktığını babada araştırdıktan sonra. Eğer doktoru önce nöroloji midir Altay? Başvuru yeri öncelikle nöroloji tabii. Nörolojiden de öte bu konuyla ilgilenen epileptolog dediğimiz arkadaşlarımız var. Nörolojinin içindeki evet bir uzmanlık, ayrı bir uzmanlık gibi. Özellikle epilepsiyle ilgilenen. Toplumda sık değil mi? Yani hani çok tabii ki çok demeyelim ama yani bütün, az da değil. Bütün dünyada 50 milyon şu anda bilinen Yani bir ülke nüfusu kadar. Epilepsi hastası var. Evet, çok en sık nörolojik hastalıklardan biri olarak geçer. Ve birçoğunun da ne yazık ki bu hastalığın özellikle düşük orta gelirli ülkelerde yeterli tedavi alamadığı için nöbet geçirdiği kabul ediliyor. Ya doktora ulaşılmadı ya da uzman konusunda uzman doktora ulaşıp uygun tedavi başlanmadığı için. Bunlar arasında cerrahi tedavi de dahil. Tedavisiz kalan epilepsi hastası ne olur? Tedavisiz kalan epilepsi hastası, yani tedavisiz kalan derken nöbetleri çok kontrol altına alınmamış, sık nöbet geçiren bir epilepsi hastası bir kere toplumdan soyutlanmış olur. Kendine zarar verebilir bilmeden. Sıklığı artar mı mesela tedavi almıyorsa bir ilaç tedavisi? Tabii ki. Daha mı sık geçirir? Zaten sık geçirir, artı daha sık, nöbetleriniz sık daha nöbet geçirdikçe... Dediğim gibi çevre doku da zarar gördüğü için her nöbette o daha da kendi kendini de arttırır. Bir fasit daire kısır döngü şeklinde. Evet. Deminki gibi dersek dediğiniz gibi toplumdan uzaklaşırsınız, iş bulamazsınız, arkadaşlarınız kaçar. Aileler bile bazen kabul edemiyor yani bu şeyi. Onun her için, an yani ne zaman ne olacağını bir sinyali de yok bunun değil mi? Birden nöbet geliyor yani şey olmuyor. Bazen böyle birkaç saniye önce sinyal ama o birkaç saniye önce olacak sinyal. Çok araba kullanamazsınız, işe gidemezsiniz. Bir de ani ölüm denen bir epilepsi hastalığında çok seyrek görülen ama öyle bir şey de var. Yani bir miktar sizin yani binde bir de olsa bu tip risklere maruz kalıyor. Epilepsi pilinden de bahsedelim mi biraz hocam? Bu cerrahide mi? Epilepsi pili de tabii cerrahi bir işlem. Demin anlattığımız işte tetkiklerle MR olsun, uzun süreli EEG olsun... bazen beynin içine elektrot koyarak da EEG çekiyoruz. Daha sonuca varabilmek için, yer belirtmek için. Ama bütün bunlara rağmen bir odak belirleyemedik veya odak belirledik ama birçok odak var. Yani öyle ameliyatla yardım edemiyoruz. Çok nöbet geçiriyor hasta ilaçlara rağmen bütün ilaçları... O zaman beyne giden sinirlerin üzerine yerleştirilen vagus siniri boyunda bir pil elektrotla buradan elektrik enerjisi yollayarak, elektrik uyarısı yollayarak bu nöbetlerin çıkışını biraz baskılamak yoluyla çalışan bir pil, gerçek anlamda bir pil sistemidir. Bir şey dediğim gibi elektrot ucu boyundaki sinirde olur, beyne gider. Bir kısmında göğüs altına, koltuk altına asıl pilin kendisi yerleştirilir. Bu pilden çıkan deşarjlar... nöbet sıklığını azaltır hastada. Ama ne kadar hangi hastada azaltacağını söylemek güç. Genelde %50 oranında yani yarı yarıya azaltı kabul ediliyor. Tabii ki kendine zarar verecek ölçüde nöbet geçiren, sık nöbet geçiren, ailenin bakımı zorlaştıran epilepsi hastalarında çok önemli bir çare. Ama öncelikle tabii diğer yöntemleri, ameliyat yöntemlerini denemek, bunlardan fayda gelmeyeceğinden emin olmak lazım. Bahsettiğiniz ameliyat çocuklara da uygulanıyor mu hocam? Çocuklara da uygulanır tabii ki. Zaten ne yazık ki epilepsilerin önemli bir kısmı çocukluk çağında başlıyor. Aynı yöntemlerle yani işte uzun süreli EEG ile MR ile olsun... çocukluk çağında semptom vermeye başlayınca bu genelde bunlar
Gene böyle yapısal bozukluklarla kortikal displazi olsun, skleroz olsun. Bunlar tıbbi şeyler. Bu bölgeleri saptadıysak çocukları da... Çünkü çocukluk çağında nöbeti önlemek daha da önemli. Çocuğun gelişmesini, büyümesini belirgin derecede baskılar sık nöbet geçirmek. Evet. Psikolojik etkileri de mutlaka vardır değil mi? Her an ne olacağını bilemez çocuk. Okulda ayrı okul problem. Hayatı var, tabii eğitim ki. Hayatı var. Evet. Peki sorularla devam edelim. Çok sorumuz gelmiş hocam. Vaktimiz de daralıyor. Hemen izleyicimizin bir sorusunu yanıtlayalım. Epilepsi nöbeti geçiren birini gördüğümüz zaman ilk müdahale ne olarak yapmalıyız? Şimdi ben karşılaşmıştım mesela. Tabii. Hepimiz karşılaşmadık mı? Ne yapmak lazım o anda? Ne yapmak lazım? Öncelikle bir kalabalığın etrafına üşüşmesine engel olmak lazım. Evet ya. Etrafında kesici, sert cisim bulunmamasını, çünkü epilepsi hastaları bu şekilde çok yaralanır. Kontrolsüz şekilde bir kasılmalar, hareketler olduğu için. Eğer ulaşabiliyorsanız hastaya, çok zorlamayacaksanız yan çevirmekte fayda var. Bir kusmaya karşı, şeye karşı. Başının altına yumuşak bir yastık koymaya çalışabilirsiniz. Bir böyle işte dilini yutar, şey yapar diye ağzına bir şey yerleştirmek falan gibi yöntemler önerilirdi ama bundan kesinlikle karşıyız. Doğru. Yani orada esasında nöbet geçirirken yapılması gereken şey kişinin kendine zarar vermesini önlemeye çalışmak. Aynen, evet. Çünkü evet. Bilinç kaybı olduğu için orada hani başka bir yere düşebilir, kafasını çarpabilir. Tabii. Kafasını çarpmış olsa da oraya hemen böyle bir baskıyla kontrol altına almak gerekir. Kanar çünkü. Bunların dışında beklemek lazım. Evet, belki 112'ye haber verilebilir. Soğan koklatmıyoruz, kolonya koklatmıyoruz. Yok, mümkün olduğunca tokat atmıyoruz. Tokat atmıyoruz. O da çok vardır ya, çünkü yani uyan uyan falan diye böyle şey yaparlar. Evet. Olmaz, peki, olmaz. Uyan uyan, yani bir baygınlık hali mi oluyor o anda? O anda her şey olabilir. Baygınlık hali olabilir, kasılmalar olabilir. Sonra kasılmalar durduktan sonra da bir uyku hali, baygınlık hali olabilir. Bayağı yorucu bir şey aslında nöbet. Evet. 2 sene önce eşim anevrizma ameliyatı geçirdi diyor izleyicimiz. Bu ve epilepsiye yakalandı. Bu hastalık kalıcı olur mu? Şimdi sonradan başka bir hastalık nedeniyle epilepsi mümkün mü hocam? Demin de konuştuğumuz gibi yani beynin gördüğü zararlar sonra işte tümör olsun, bu bir kanama olsun, bir geçirilmiş ameliyat inme olsun, ameliyat veya o anevrizmanın neden olduğu bir kanama olsun, tabii. Bunlar olabilir, bunlar epilepsiye neden olabilir. Zaten böyle durumlarda bu sonradan başlayan bir ilaç tedavisiyle kontrol altına alınıyor büyük ihtimalle. Kalıcı olur mu? Olabilir de olmayabilir de. Bunun zaman içerisinde takip edilecek. Eğer nöbetleri nöbetsiz bir sene, 2 sene geçtiyse ilacı kesilir. Kalıcı olmaz. Orada şey süresi var mı? Hani mesela şöyle, nöbet şu kadar devam ediyorsa artık kalıcıdır diye düşünülür. Herhangi bir şey için bu, yani mesela inme sonrasında diyelim ki, yani felç geçirdi kişi, arkasından epilepsi başladı. Bir sene geçirdi. Yani artık bir sene geçirdikten sonra mutlaka kalıcı mıdır? Öyle bir şey var mı? Bir sene nöbet geçirdiyse bir ilaçla, hele ilaca rağmen kalıcı olabileceğini düşünmek lazım. Anladım. Ama yani siz bir kere nöbet geçirdi olaydan sonra ilaç başladınız. İlaçla bir senedir nöbet geçirmiyor. O zaman bunun kesilebilir mi? Evet. Bir veya kesilip 2 sene bakılır. Sonra aynen. Kesilip denenebilir. Geçirmeme ihtimali yüksek. Evet. Kalıcı çok az vaktimiz kaldı hocam. Kısa cevaplarla hemen 2-3 soru daha yanıtlarsak izleyicilerimiz de bekliyor. Oğlum 15 yaşında otizmli ve epilepsi hastası. Epilepsi ilaçlarının beyni yavaşlattığı doğru mu? Epilepsi ilaçlarının beyni yavaşlattığı olarak kabul etmemek lazım. Hastayı biraz sakinleştirebilir. Belki fonksiyonları yavaşlamış hale gelmiş olarak görebilirsiniz ama eğer epilepsi geçirmesi, eğer hasta ilacı kesip epilepsi geçirmesine neden olursanız epilepsiden göreceği, nöbetten göreceği beynin zarar çok daha fazladır. Evet, evet. O yüzden ilaçlarımıza devam edelim diyebiliriz bu cevabı. Evet. Ateşli havale epilepsiye dönüşebilir mi? Sebep olur mu? Çok seyrek olarak diyelim, seyrek olarak. Evet. Diğer bir sorumuzu hemen alalım.
Hocam vallahi şahanesiniz. Kısa kısa hızlı hızlı dedik. 6 yıldır epilepsi hastasıyım. Uzun süredir ilaç kullanıyorum. Nöbet geçirmiyorum. İlacı bırakmam sorun yaratır mı? Bunu doktor kontrolünde yapmak lazım. Pat diye bırakmamak lazım. EEG'si ve diğer tetkikleri tekrarlanmalı. Eğer şüpheli bir şey yoksa, EEG'de bulgu yoksa ve ilaçları yavaş yavaş azaltarak denenebilir. Hmm. Evet. Hemen bir soru daha yanıtlarız biz bu süre içinde gerçekten. Beyinde arachnoid kist var. Epilepsiye sebep olur mu? Çok seyrek olur. Çok seyrek olur. Evet. Hemen arkadaşlar. Evet. Bu arada yani çok soru var derken ne kadar hakikaten doğru olduğunu da görüyoruz. Yani ardışık olarak geliyor. Evet evet. Ben de istemiyorum ki hiçbir tane bile kalmasın yanıtlanmamış istiyorum. Oğluma parsiyel başlangıçta epilepsi teşhisi konuldu. Ameliyat düşünmeli miyiz? Uygun yani bir epilepsi merkezinde ne yazık ki ülkemiz yani gerçekten bu açıdan yani cerrahi açıdan da değerlendiren epilepsi merkezleri şu anda oldukça seyrek. Böyle bir epilepsi merkezinde değerlendirilmesi lazım. Eğer ameliyatla fayda göreceği düşünüyorsa mutlaka. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Daha da soru vardı bu arada ama zamanın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Hocam. Çok teşekkürler. Biz de kalın lütfen beraber programı kapatalım. Evet sevgili izleyiciler bugünü de bitirdik. Epilepsiyi konuştuk vaktimiz yettiğince. Yarın yeniden burada olacağız saat 8'de. Hoşçakalın. Evet yarın bizi yine yalnız bırakmamanız ümidiyle hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.